おねえな。Klasik yer, ofis evet. Günü. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Kurgu yapıyoruz. Hava sıcak ama ya. Hava sıcak. Benim vücut 36,5 derece. iMac 50 derece desen. Oha. Tamam mı? Şimdi vardır işlemcisi 50 ha, derece. İşlemcisi içinde var. Ondan sonra hava kaç derecedir? 25 olsa 50, 37,5, 87,5 etti. Hadi 22,5 de işte ben, burada 110 derecede iş yapmaya çalışıyoruz. Ben sözelim. Oo bak sana odakladı. Görüyor musun? Ya işte adam biliyor kim odakladı. bunun kötü tarafı şu. Yani kendini alıştırmazsan ekrana bakıyorsun sürekli. Ya evet ama çok da şey yapıyor mu? Hani ulan niye kameraya bakmıyorsun muhabbet oluyor mu? Bayağı oluyor. Yani çok biraz mesafe var aralarında. Evet bayağı oluyor yani şu bir gözünde bir problem varmış ki titriyor ama titreşim engellenemem. olaylar patlak verdi. Dosyalar geldi, bir şeyler oldu. Ne oldu? Barış Akbaz yukarıdan bağırıyor. Bağırıyor. Barış yine terör estiriyordu. Tabii Barış öyle. Barış'la Barış çalışmak öyle. Zor. Barış'la zor adam. Hayatta zor, da zor yani. Zor. Çek. Herkes çeksin. Abi, açık. Ne bak ya, şuraya bak be. Ne bileyim abi, günlük güneşlik daha var. Ben de story atıyorum, başınıza da aşağıya. Ben de attım. Ama zor değil mi galiba? Yani lavaboya galiba bu kadar ama şey. Ama arka şey bayağı doldu ya hemen. Evet. Şu pencereden gösterirse. Kafamız yarılıyordu az da. Soğuk lan. Çıkmayacağım size. Montunu giyip içmeyi düşünüyor musun mesela? Allah. Bak bunu tutar. Oha. Ama dumanla eşit orantılı daha zarar veriyorsa o sıkıntı. Ama öyle bir şey yok. Vermiyor. Bildiğimi yani. Vermediğini biliyoruz. Ver. Elin koptu. Bak. Bunu bir anda sardı hava ya. Sabah bayağı ben böyle... Bu böyle zaten hala tişörtle duruyor da. Yanıyor. Ben de tişörtle duruyordum. Şu an böyle şimdi polar tişört ve... Ama sen çabuk üşüyorsun. Ben üşüyorum. Motor da üşümüyorum. Konuşturmadım be. Tadımlar arasında gök yüzü. Abi, motor da üşümüyorum ama burada üşüyorum. Herhalde alıştım mı artık orada? Ya orada bir adrenalin var. Yani mesela kampta da üşüyorum ben. Kolay olarak. Allah Allah. Evet. Bir burada üşüyorsun. Evet. Bir bize hayatı zehir etsen. Ya da bir şey gelince üşüyorum. Sürekli üşüyorum da üşüyorum. Bir de bir önemli bilgi vereyim. Mesela kampa gittim. Çok soğuk. Bak, dur. Gök gürültüsü arası. Kampa gitti, çok soğuk mesela. Böyle kalın kalın giyinirler ya işte. İki tişört, onun üzerine kozat bilmem ne olsun. Yanlış. Yapmayacağız. Ne yapacaksın? Abi normal, nasıl giyiniyorsan günlük hayatta. Atıyorum ben içlik, motordan dolayı içlik giyiyorum. Alt üstü içlik takım öyle yapacaksın. Tulumun içine gireceksin. Daha çok üşüyorsun diğer türlü. Allah Allah, evet. Çok enteresan. Ya, sürekli kamp yapanlara sor. Abi ne giyinirim bilmem ne. Abi normal ne giyiyorsun onu giy derler yani çok abartı bir şey giymeme gerek yok. Bunun eve dönüşü var eve. Evet motorla yanında. Sen motorla evet. Sen motorla zor. Ben karşıya döneceğim benim için o zor. Paratonel gibiyim vallahi yıldırım çarpar motor. Al. Makine ama su damladı. Nasıl damladı? Ben bir yerden damladım. İyice şey oldu. Hava coştu. Bildiğin de o. Bu bir ya. Evet. Aklın varsa kaç. Beni mi dinliyor lan? Beni. Kuşlar çıldırdı. Çok korktum. Ha babasının. Ha gök gürültüsü falan trip. Aklı çıktı. Hı-hı. Çıktı babacığım. Babacık olsun.
Hemen senin bu makine senin suratını seviyor abi. Jobby mi? Anında yok. Fil tarihinden kalma bir gorilla var. En hızlı ekine odaklıyor. Anında laps diye daha böyle burnun girdi yakaladı hemen böyle. Yakından girmiştir. Yakından girince şey dedi. Aha YouTuber odaklı. Vallahi abi biraz çekti falan ben kısa sürüyor. Jobby'ye niyetlendim böyle de. 750 lira falan oldu. O kadar pahalandı mı ya? Kadar atayım bir tanesi. Hayvan gibi oldu. 150 dolar bir kere ucu böyle. 200 dolar bir kere başı. Ha doğru doğru. Ben anlatamadım. Şimdi. Dur bir duman da ağzım dur. Ekranı bile çeviremedik. Bu adadaki herkes elektronik sigara içiyor. Kullanıyor evet. O yüzden evet kullanıyor. Terminolojiyi düzgün oturtalım. Bizden hoşlanmıyoruz o yüzden burada. Buraya girince sürekli havalandırın burayı. Cam açın diyorlar. Biz de cam açmak yerine kapıyı kapatıyoruz. Evet. Taylan sen ne kullanıyorsun elektronik sigara? Kangertek Subax Mini. Tam bir tüketici dostu. Subax Mini evet. Evet. Üzerindeki Subtank Mini değil mi bunun da? Subtank Mini var aynen üzerinde. Evet. Şu buradan çat diye çıkıyor sen biliyorsun zaten. Hı hı. Tek elle çıkaramadım. Ben Subtank Mini'yi hala kullanıyorum. O Subtank Mini o şey güzel. Özellikle RB'ye geçtikten sonra bayağı rahatlattı evet. Beni. Kendini sarınca çok güzel oluyor. Ben bir sürü şey kullanmama rağmen Subtank hep yanımda. Hatta çantamda olması lazım. 10 numara. 6'da. Subax modu da. Evet. Kendi modu da var. 50 watt'a kadar ayarlanıyor. Süper. Gayet yeterli. Evet. Patron geldi. Ne yapıyoruz lan burada? Vlog çekiyoruz, orta ambiyans yarattık oğlum, o yüzden. Oğlum burası duman altında. Şey. Az önce bundan bahsettik işte. Evet. Renk sararmış, baksana. Makinalı adamlar sarı sarı burada. Makinalı gözler kararmış. Kurgu daha iyi oluyor. White balance zaten bir anlarına yan bakıyor dikkat eder. Yeşille sarı arası. Allah odaya bak, neden salamıyorum. Kurgu daha iyi oluyor yani. Böyle. Baskına uğradı. En son evet baskına uğradık ya. Subtank. Patron bastı bizi. Evet. Subtank. Bu da Subax diye geçiyor. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Alın ekonomik de. Aynen. 50 watt'a kadar destekliyor. Böyle pili var. Başka da bir şey yok. Standart şeyle yani çalışıyor. Açsana kapağını. Pil kapağını. 18650 mi? Aynen. Çok gelelim Cihan Beylere. Ben bunun up. Ben bunun ne bok olduğunu pek bilmiyorum. Evet. Çünkü pek bir alakam yok. Neyse. Evet. Ne bu? Elif I Just S. Evet. Evet. Ben bunu unutuyorum. I Just 2 diyorum millete. Evet. I Just S o daha iyi diyorlar. Evet. Zaten sonra I Just S. Ben de AS dedim ki iyi diyorlar. Özendim. Aldım. Timur abi kullanıyordu. Arkadaş kullanıyordu. Taylan. O yüzden aldım. Öyle kullanıyorum. Memnunum ama zaten çok sık kullanmıyorum. Bir de şundan memnun değilim. Çok duman veriyor. Evet. O şey gibi. Mesela gibi. Bu, bunun de çekiyorsun bu dumanı direkt ağzına. Bak bak sese bak yaklaştır. Evet. Şimdi bu içinde 0.3 ohm coil var. O yüzden yüksek bayağı yüksek wattta pompalıyor. Ateş ediyor yani. Hakikaten ateş aynen ediyor. O yüzden alışmak da zor ilk başta evet, yani. Çok buhar veriyor. Sigara içen bir adam bunu direkt böyle çekince o da itiyor Taylan'ın dediği gibi. Bir hafta öksürdüm. Evet. Ondan sonra alıştım. Şimdi çok fazla kullanmıyorum aslında. Kullanmak istiyorum ama tam bir alışamadım elektronik sigaraya yani hala normal. Bataryası değişmiyor yani evet. Şu alt komple batarya o sıkıntı. Ben bunun çünkü 3000 mAh ama bataryası olması lazım esasında. İyi gidiyor ama mesela ben atıyorum bir yere gittim şunu demek istemiyorum ben arkadaşıma. Ya benim sigaramın şarjı bitti. Ya komik geliyor bana o yüzden de evet. Bataryası değişebilen bir model. Aynen. Bu kafada Vizmek var işte, dün sana gösterdim ya. Hmm. Yani hem böyle hem tüp mod hem de pili değişiyor. Değişiyor. Gayet mantıklı. Ayarı var mı? Ayarı yok, o da bunun gibi. Ama şöyle, pili değiştiği için Vizmek Visinio. Onda şey yapabiliyorsun, pili değiştiği için düşük amperli pil alıp yüksek omaj sarabiliyorsun abi. Ha. Ya bende iJust 2 vardı. S daha güzel. iJust 2'nin klasik. Sağ elimi alacağım lan, koptu kolum. iJust 2'nin... Taylan görünmüyor. iJust 2'nin butonu bozuldu standart. Evet. Yani tahmin ediliyormuş. Sen de uğraşmadın. Zor yani ama ben beceremem onu yani. Süper, ben tekine kullanıyorum. Benim de yanımda bugün... Ne var? Kameramanlık yapayım gel. Aynen.
VTC Mini ve üzerinde Serpent RDTA var. Böyle yapalım. Tamam tamam. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Hı-hı. Gayet güzel, hatta şöyle açalım. Single coil, tek coil ile. Biz burada tek coil takılıyoruz. Hani işe getirmek için. Dışarıda da çok buhar vermiyor. Yüksek ayar, düşük ayarlamadım ohmunu, ohmajını. Milleti de rahatsız etmiyor. Evet. Yani bu çok fazla buhar verdiği için. Aynen. Kafede mafede. Aynen içemiyor. Aynen. Dışarıda çok büyük problem oluyor. Nargile kafeye dönüyor. Aynen. Millet rahatsız oluyor abi. O yüzden böyle düşük wattta, yüksek ohmajda falan böyle fıtı fıtı fıtı. Sizin yaptığınız sanat filmi sessizliği yaşanıyor. Böyle, ne dolu yağdı bugün. Hala orada. Ofiste bayağı bir elektronik sigara muhabbeti döndü. Videoda da gördüğünüz üzere. Ben de elimde bulunan diğer atomizerlerden ve modlardan bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili bayağı bir mesaj falan da aldım Facebook'ta. Sanırım bir kişi de ilk vlogun altına yazmıştı elektronik sigara ile ilgili bir şey yapacak mısın diye. Videonun önceki kısmında da gördüğünüz gibi bir tane VTC Mini ve üzerinde Serpent RDTA var. Hatta şöyle göstereyim. Bunu çok seviyorum. Güzel tarafı şu. Single coil, yani tek bir coil var içinde. Kendiniz sarıyorsunuz. Ve muhteşem bir aroması var. Bunu yaklaşık 20-30 watt arası falan değerlerde kullanıyorum. Daha fazla buhar istersem. Bir tane Avocado 24 var. Ve altında da neydi bu? Smoke Alien 220 var bir tane. Bu modda 220 watt'a kadar çıkıyor. Ama çıkmayın. 120 watt ne ya? Cehennem ateşi gibi. Onun dışında bugün videonun önce kısmında da yine bahsettiğim gibi hiç vazgeçmediğim ilk aldığım atomizer Kangertek Subtank Mini. Göstereyim. Odakla be. Bunu hala kullanıyorum. Sebebi de şu. RBA kısmı çok güzel. Kendiniz sarabiliyorsunuz. Bence Kangertek'in coil'leri falan berbat. Hiç sevmedim yani. Ama RBA kısmı harika. Aroması falan da güzel, buharı da güzel. Sonra tabii ki medar-ı iftiharımız Troy var. Sigara içimi bir RDA, yani Rebuildable Dripping Atomizer dedikleri damlatmalı. Yani muhteşem. Bunun hakkında da kötü hiçbir şey söyleyemem. Harika, Türk malı. Milli atomizer. Aspire Nautilus var. Sigara için bir atomizer ama hazır coil almak zorundasınız. Çok fazla kullanmıyorum. Nautilus Mini var. Bunu da seviyorum. Hatta bu bence daha güzel. Normal Nautilus sıçratma yapıyor. Nautilus Mini aynı coillerde kesinlikle sıçratma yapmıyor. Bu iJust 2'den kalma tank. iJust 2'nin kendi tankı. Fena değil. Güzel. Şöyle bir şey var. Odaklıyor mu bilmiyorum. Gözüm seçmiyor. Bu da Hypertank. Kesinlikle almayın. Berbat ya. Çok kötü yani. Mero 3 mini tank. Şunu göstereyim şöyle. Mero 3. Bu tank çok güzel. Çok seviyorum. Aroması çok güzel. Ama işte yine hazır coil bir atomizer. Yani saramıyorsunuz. RBA kitleri yok bunların. Ben de kendim coil'leri kendim sarmaya başladığımdan beri bunlardan epey uzaklaştım ama hani ben uğraşamam sarmakla, coil alırım kardeşim, değiştiririm diyorsanız harika bir tank. Ve Baba Fingo'ya gelelim. Griffin 25. Evet. Bu tankla ilgili bir sürü şey söylüyorlar. Yok akı diyor, yok drive hit alıyorum, işte yanık tadı geliyor, şudur budur. Arkadaşlar işin püf noktası pamuklama. Bu tank yaklaşık
bir haftadır, bir haftaya yakın süredir hava kanalları ve likit kontrol delikleri mi diyeyim ne diyeyim işte onlar full açık vaziyette bir haftadır şu masanın üzerinde duruyor. Hiçbir şey yok. Bunun ayrıca bu tankın single coil modu var. Ben mesela ne yaptıysam yapayım single coil yani tek coil'i kullandığım zaman daima yanık tadı aldım. Yani 3-4 çekişten sonra yanık tadı verdi. Ama çift coil sardığım zaman hiçbir sıkıntı çıkarmadı bana. Ve dediğim gibi bir haftadır burada duruyor. Bütün hava kanalı, işte likit kanalı her şey açık ve akıtma yok. Ve yine elim kalbimde çok özel yeri olan Serpent Mini. Gördüğünüz üzere mini 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 bir tank. Bunu da kendiniz sarıyorsunuz. İnanılmaz bir aroması var. Gerçekten harika. Sanırım 2 mililitre falan sıvı alıyor ama değer. Yani evet düşük bir likit kapasitesi var ama tek kelimeyle harika. Likit falan tavsiye etmeyeceğim. Evde kendim likit yapmıyorum. Dışarıdan alıyorum. İnternetten sipariş ediyorum. Bir sürü site var. Girer bulursunuz. Mümkün oldukça hani böyle ev yap, merdiven altı şeylerden uzak durmaya çalışın. Tabii ki iyisi var, güzel yapanlar var ama çoğu patates. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince elimdeki zamazingoları anlatmaya çalıştım size. Videoyu beğenin, paylaşın, kanalıma abone olun. Yalnız ne istiyorsa onu yapın. Sosyal medya hesaplarımı da aşağıya yazıyorum. Beni oralardan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.